Arkadaşlar yeniden merhabalar. Tabii doğal olarak gün boyu Ortadoğu'daki gelişmeleri takip ettim. Gazeteleri tarıyorum, yetkililerle konuşuyorum, gazeteci arkadaşlarla irtibat halindeyim. Neler oluyor? Ortadoğu'daki savaş nereye evriliyor? Özellikle bugün mescid Aksa'da efendim yaşananlar. Müslümanların orada namaz kılmak istemesi, İsrail'in buna izin vermemesi, sert müdahalede bulunması, yaralıların olması vesaire filan bu sorunu artık giderek büyütmek isteyen bir akıl var. Bu netleşti. Şimdi tabi Hamas'la birlikte, Hamas baskınıyla birlikte Orta Doğu'da yepyeni bir süreç başladı. Bu haklıydı, haksızdı. Bakın bu tartışmalar artık geçti. Sivillere yönelik kim ne yaparsa yapsın, hangi eylemi işlerse işlesin suçtur. Savaşlarda çocuklara, kadınlara, sivillere dokunulmaz. Bu kural dünyanın her yerinde böyledir. Ama uyulan, uyan, uymayan olmayabilir. Bunu kınamalıyız. Bakın kim yaparsa yapsın. Değerli dostlar, belli ki savaş sadece Filistinle İsrail arasında olmayacak. Böyle gitmiyor zaten. Ayrıca bakın buna savaş demek de esasında doğru değil. Çünkü İsrail Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Devlet olarak tanımadığı bir e, yerleşime ya da bir unsura nasıl savaş ilan ediliyor? Netanyahu çıkıp dedi ki Orta Doğu'yu yeniden dizayn edeceğiz. Yani bu saklanan bir gerçek değil. Daha önce anlattığımızda sürekli tırnak içerisinde komplo teorisi dedikleri şeye şu anda bütün dünya gözlerini odakladı bunu konuşuyor. Ve bu savaş bakın çevremizde yaşanıyor. Şimdi asıl hedef Türkiye dediğimizde bazıları ya Filistinle İsrail arasında olan bir savaşın asıl hedefi neden Türkiye olsun diye itiraz ediyor. Anlatacağım. Çok önemli enteresan gelişmeler var. Bunları ilerleyen dakikalarda tek tek sizlere anlatacağım. Neden Türkiye hedefte? Ama ondan önce tehlikeli hareketlere dikkat çekmek istiyorum. Bakın Hizbullah Lübnan'da harekete geçti. Zaten İsrail'in ana hedeflerinden birisi de Lübnan. Niye? Orada da bir takım faaliyetler yürütmek istiyor. Orayı da yutmak istiyor. Diğer taraftan biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, İsrail, Şam ve Halep Ruslar arası havaalanını vurdu. Buradaki mesele de çok ilginç bir mesele. Bakın havaalanı iki havaalanı işlemez hale geldi ama Ruslar burada hava savunma sistemlerini çalıştırmadı. Bu da çok enteresan bir şey. Neyse daha önceki video analizde bunu ifade ettiğim için üzerinde fazla durmayacağım. Yani savaş artık yavaş yavaş Suriye, İran, Lübnan üzerine sıçradı ve bunun ikinci hamlesi Türkiye toprakları olabilir. Bakın Belki çok iddialı bir cümle ama bunu maalesef kurmak istiyorum çünkü e, önceden olabilecekler konusunda da yorum yapmazsak bu tehlikeyi görmezsek tehlikeyle kısa sürede karşılaştığımızda şok olabiliriz. Şimdi neden Türkiye? Bakın bunu açıklayacağım. Neden asıl hedef Türkiye? Bugün Orta Doğu'yu değiştirmek isteyen bir akıl var. Yani zaten Amerikan dışişleri bakanları Amerikan aklı. Orta Doğu'da, Orta Doğu'da 22 devletin sınırlarını değiştireceklerini açık net şekilde söylediler. Dolayısıyla bu saklanan bir gerçek değil. 1982 yılında yazılan odet Yunon planına sık sık vurgu yapıyorum. O plan 1982 yılında yazılan bu plan Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeyi e, öneriyor. Ve Irak'ın Suriye'nin e, bölünmesini istiyor. Diğer devletleri de mezhepçilik üzerinden parçalayarak küçük devletçikler haline getirmeyi öneriyor. Bu ortada gerçek bir şey. Dolayısıyla bir avuç akıl, bir avuç çete dünyayı kendi emelleri, kendi sapkın fikirleri doğrultusunda değiştirmek istiyorlar. Bu değişimi Orta Doğu'dan başladılar. İster adına Büyük Orta Doğu projesi deyin, ister Büyük İsrail projesi deyin, ister Armagedon deyin, ne derseniz deyin. O proje başladı şu anda. Yürüyor. Başarılı olur mu? olmaz mı? Onu da ayrıca tartışırız. Değerli dostlar, bu savaşta neden Türkiye hedefte? Onu söyleyeyim. Şimdi öncelikle bakın Orta Doğu'da hep söylerler. iki buçuk devlet var. Bunların bir tanesi Türkiye'dir. Devlet olmak çok çok önemli. Gelenekleriniz, tarihi gelenekleriniz, kökleriniz olacak. Millet olacaksınız. Türkiye tarihiyle, kökleriyle, gelenekleriyle köklü bir devlettir. Bir de İran'ı devlet olarak sayarlar, İsrail'i de yarım devlet olarak sayarlar. Dolayısıyla bu iki devleti yani İran'ı ve Türkiye'yi bölmeden bölgeyi dizayn edemezler. Hele hele Türkiye'yi bu işin içerisinden çıkarmadan, denklemden uzaklaştırmadan eğer yapılacaklara razı edilmezse kesinlikle İran'a yapacaklarını yapmak istiyorlar. Öncelikle İran. Biliyorum diyeceksiniz ki ya Amerika, İsrail, İran'a vurmaz. Bakın eskiden beri evet bu kanı yerleştirmiş durumda. Ben de buna katılıyorum. Fakat o dediğimiz akıl yani İran ve İsrail aklı e, e, düzeltiyorum. Amerika ve İsrail aklı İran'ı zayıf bir ülke olarak görmek ister her zaman. Yani İsrail'e karşı ileride büyük bir anlaşmazlık çıkarsa rakip istemiyorlar. O yüzden de İran'ı tamamen yok etmek yerine zayıflatarak bölgede devletçik haline getirmek istiyorlar. İran'ı yaptıktan sonra sıra Türkiye'ye gelecek ve belki de belki de İran tarihi misyonunu yerine getirerek Batı'yla çatışmazlık e, e, durumunu tekrar ortaya koyarak onlarla anlaşarak sıranın öncelikle Türkiye'de olmasını teklif edebilir. Zira Rusya ve Rusya ve İran bakın bugün Orta Doğu'daki bu savaşın dışında değil. Bu savaşın içerisinde bir aktör. Suriye'de yaşananlara baktığımızda özellikle Halep'teki, Humus'taki e, okula yapılan saldırı, 65 suayın ölmesi vesaire filan. Dolayısıyla bunlar normal şeyler değil. Burada geldiğimizde Türkiye'ye karşı hangi hareketler var? Neden Türkiye hedefte? Neden Türkiye tehlikede? Onu aktarmak istiyorum. Türkiye bu tehlikeyi gördü. Önceden gördü. Orta Doğu'da olabilecekleri istihbarat aldı. Devlet almak zorunda. Almasaydı eleştirirdik. Ama doğru istihbarat aldı, doğru işler yaptı devletimiz. Bunu siyasete karıştırmayın lütfen. Siyaset üstü olarak görün. Bakın Kuzey ıı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlar çok çok derin ve önemliydi. Tarihi bir hamleydi. Neden? Çünkü o dizayn etmek e, isteyen aklın oyununu gördü Türkiye ve kendisini garantiye aldı. Orada bir devletleştirme faaliyeti var. Neyi devletleştirecekler? Bakın onu da anlatayım çünkü bugünkü İsrail Filistin meselesiyle orada PKK YPG devletinin kurulması esasında birbirine çok benziyor. Biliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya PKK YPG ile Hamas'ı bir mi tutuyorsunuz ya da Filistin meselesini böyle hayır böyle değil. Siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bakın Suriye'nin kuzeyinde kurulacak bir YPG PKK terör örgütü devleti aynı zamanda küçük bir İsrail olma yoluna girebilir. Onun adımlarını atabilirler. Yine e, Irak'ın kuzeyini birleştirerek burada bir devlet, İran'dan da parçalacaklar. Sonrasında kime gelecek? Türkiye'ye gelecek. Hani diyorlar ya tırnak içerisinde dört parçalı Kürdistan esasında o dört parçalı küçük İsrail. O yüzden Türkiye ile bu kurulacak. YPG PKK terörü arasında tıpkı İsrail Filistin meselesi gibi yüzyıllara dayalı bir sorun oluşturacaklar. Bakın temel proje bu. Sorun oluşturacaklar. Niye? Aynı şekilde terör faaliyetleri, karşılıklı işte efendim çatışmalar, sürtüşmeler, Türkiye'nin içine sızmalar, Türkiye'nin içerisinde kaos ve kargaşa aynı şeyi burada tezgahlıyorlar. Türk devleti bunu gördü. Buna izin vermemek adına bakın Amerika'yla çatışmayı da göze alarak Suriye'nin içlerine dönük operasyonlar yaptı ve çok kritik noktaları vurdu. Suriye'nin içerisinde terör örgütlerine ait çok kritik bir noktaları vurdu. Karargahlarını vurdu, altyapısını vurdu, petrol tesislerini vurdu, gelir kaynaklarını kuruttu ve Amerika'ya rağmen bunu yaptı. O yüzden de ne olursa olsun ben buna izin vermeyeceğim tavrını gösterdi. İşte bütün hedef bu. Sen nasıl buna izin vermezsin? Çünkü onların faaliyetleri, onların projeleri büyük. Türkiye, bakın Türkiye bu işin içerisine girer. Ağrını korsa yapamayacaklarını biliyorlar. Yapacak diye bir şey yok. Bunlar her şeye kadir, çok güçlüler vesaire filan diye de düşünmeyin. Oyun bozan bir ülke olarak Türkiye var. Şimdi gelelim. Neden Türkiye? Türkiye'ye karşı hangi faaliyetleri yapıyorlar? Ben size, ben sizi bir tatbikatlar serisine götürmek istiyorum. Bakın o Nevada çölünde yapılan Millennium Challenge vesaire filan anlatmayacağım. Bunu geçtik. Şimdi yakın dönemde özellikle 2018 yılında bakın tatbikatlar serisi başladı. Doğu Akdeniz bugün savaşın asıl merkezi ortası. Niye? Her ne kadar Filistin İsrail meselesi bütün gözler Gazze'ye dönmüşse bile asıl mesele asıl savaş Doğu Akdeniz üzerinden yürütülecek. Neden? Çünkü dikkat ederseniz bu şu bugün itibariyle Doğu Akdeniz'de 70'in üzerinde ülkenin savaş gemisi var. Habire göndermeye devam ediyorlar. İşte Amerikan iki tane dünyanın en büyük uçak gemisini gönderdi. İngilizler gönderiyor. Yarın belki Fransa gönderecek. Belki İngiltere, İtalya gönderecek vesaire. Burası bir savaşa hazırlanıyor. Rusların da zaten bu bölgede var. Şimdi benim dikkat çekmek istediğim şey şu. Doğu Akdeniz'de 2018 yılında büyük bir tatbikat yapıldı. Kime karşı? Türkiye karşı. Bakın ABD, İsrail, Yunanistan, e, Güney Kıbrıs, Rum kesimi. Çok enteresan tatbikatlar serisi başlattılar. Yine 2021'de çok önemli, çok gizemli bir tatbikat daha. Adı ne? Nemesis 2021 tatbikatı. Ne demek Nemesis? Bakın bu isimler, seçilen isimler, tarihler vesaire filan, bunların hepsi önemli. Nemesis, suçun intikamcısı, cezalandırıcı, hak ettiğini vermek, dağıtmak. E, manalarına gelen bir e, kelime aynı zamanda antik Yunan inancında bir tanrı Nemesis tanrısı şimdi dağıtmak cezalandırmak Efendim intikam almak intikam tatbikatı bu intikam tatbikatı kimden intikam alacaklar Türkiye'de Peki kim katıldı kim katıldı bakın e, ABD İsrail Yunanistan İngiltere Fransa İtalya Almanya Mısır Birleşik Arap Emirlikleri vesaire şimdi Değerli dostlar bakın bu tatbikatlara adeta 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Osmanlı'yı nasıl sardılarsa Türkiye'nin etrafında öyle sarmışlar. Yine altını çiziyorum Yunanistan özellikle çok tehlikeli bir nokta. Burada Yunanistan'ı kullanacaklar ki az, az sonra neden Türkiye'ye karşı hamle yapacaklarını ve hangi hamleleri hangi provokasyonları yapacaklarını ifade edeceğim. Yunanistan bir aparat Türkiye'nin üzerine salacaklar Türkiye'yi savaşa sokacaklar Yunanistan'la ve onun üzerinden savaşa müdahil olacaklar. Zaten Orta Doğu'da savaşı başlattılar. Savaşın içerisine Türkiye'yi çekmek istiyorlar. Türkiye gördüğüm kadarıyla bunu fark etti. Devletimiz bunu bildiği için şu anda itidalli gidiyor. Değerli dostlar yine e, bakın bir tane daha tatbikat oldu. 2021'de de aynı tatbikat yani Nemesis 2022 tatbikatı yapıldı. Aynı şeyler nedir? Doğu Akdeniz'de efendim işte devletler arasındaki çatışmayı önlemek Efendim Doğu Akdeniz'i e, temiz hale getirmek, Yunanistan'ın buradaki münhasır ekonomik bölgesini korumak vesaire filan. Yani hedef Türkiye. Bunun e, altyapısını adım adım ördüler. Yine değer dostlar bakın 3 e, tane tatbikat, önemli tatbikat. Bunlar boşuna yapılmadı. Bunlar buradaki savaşın küreselleşmesi ya da Orta Doğu'nun tamamına yayıldığı andan e, itibaren uygulayacakları planları orada hayata geçirdiler. Şimdi gelelim ne olur? Yani Türkiye'ye karşı ne yapabilirler? Türkiye'yi nasıl bu işin içerisine sokarlar? Türkiye ile bir savaşı nasıl tezgahlarlar? Öncelikle İsrail'in hedefi sadece Gazze değil bakın. Bölgede büyük bir savaş çıkarmak. Zaten bunu kendileri söylüyor. Yeniden dizayn etmek. Bu savaşın içine Türkiye e, Türkiye'yi de almak için büyük bir provokasyon yapabilirler. Çünkü bu savaşın içerisinde Türkiye'yi çekmeden bölgede büyük bir Orta Doğu kuramazlar. Büyük İsrail'i kuramazlar ya da istedikleri planı hayata geçiremezler. Şimdi bir, Suriye üzerinden Türkiye'ye büyük bir terör saldırısı yapabilirler. Gerçekten de kimsenin beklemeyeceği ölçüde bir terör saldırısı yapabilirler. Dikkat olmak lazım. Dikkatli olmak lazım ki devletimiz bu konuda çok hassas olduğunu düşünüyorum. Birimler Araket'te kırmızı alarmda olduğunu biliyorum. Yine Suriye'deki Türk üslerine ya da Türkiye'nin oradaki kontrol bölgelerine büyük saldırılar yapılabilir. Tırnak içerisinde kimliği belirsiz İHA'lar, SİHA'larla saldırılar yapabilirler. Burada çok dikkatli olmak lazım. Yine e, kimliği belirsiz İHA'lar ile ABD üçlerine saldırı yapılabilir. Sahte bayrak operasyonu diyoruz biz bunlara. Bunlar yapılarak Türkiye'nin üzerine atılabilir. Zira böyle olay yaşandı biliyorsunuz. E, Türk iadesini Amerika düşürdü ve bunu açıkladı. Böyle bir iki daha olayın yaşanması bölgede çok ciddi sorunların meydana gelmesini sağlayabilirler. Türkiye'yi Suriye'den çıkarıp o alanları tamamen boşaltmak istiyorlar. Bu işin içerisinde Rusya da var. Kimse kusura bakmasın, ortak devam çalışıyorlar. Amerika, İsrail, Rusya ortak çalışıyor Suriye'de. El altından görüşüyorlar, konuşuyorlar. O bölgeyi dizayn etmek istiyorlar. Rusya Ukrayna'dan gözlerin çekilmesi karşılığında Orta Doğu'yu feda etmiş olabilir. Orta Doğu'da alacağını aldı, sıcak denizlere indi. Ukrayna'dan da kurtulursa Rusya, Amerika ve İsrail'in projesine Orta Doğu'da evet der. Ne İran umrunda ne Türkiye umrunda onların umrunda olan çıkarlarıdır. Bunu unutmamak lazım. Büyük devletler birbirleriyle savaşmazlar. Çıkarlarının kesiştiği noktada birleşirler, anlaşırlar, bölüşürler, paylaşırlar. Şimdi yine Türkiye'deki Bakın Musevilere dikkat. Türkiye'ye gelen, Türkiye'deki Musevi kuruluşları ve Musevilere çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Devletimiz de bunun farkındadır. Eminim istihbarat kırmızı alarm vermiştir. Çünkü bazı devletlerden bu tür şeyler geliyor, haberler geliyor. Mesela Çin'de oldu. İşte bir Musevi şeyi, nefretli vesaire. Bunlar yanlış şeyler. Kesinlikle ferdi olarak Kimseye, hiç kimseye bir şey yapılmaması gerekiyor. E, ülkemizdeki Musevilere kesinlikle bu şekilde bir provokasyon yapılmamalıdır. Çok dikkatli olunmalıdır. ve Dolayısıyla bu bir provokasyon olabilir. Yine Mısır'da biliyorsunuz yapıldı. Bunlar kesinlikle kınanması gereken şeyler. Ferdi olarak suçsuz insanlara yönelik eylemler asla tasvip edilemez. Yine... E, Hamas Türkiye ilişkisini kurmak. Bakın bugünlerde çok tartışılıyor. Dikkat edin sık sık artık Hamas'la DAEŞ e, özdeşleştiriliyor. Ve daha önce Türkiye'nin DAEŞ'e yardım ettiği vesaire filan bunlar gündeme getirilerek biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni harekete geçirmek istediler. Şimdi yeniden bu bağ kurularak Türkiye'nin Hamas'la olan ilişkisi vesaire filan efendim DAEŞ zaten Joe Biden yapmış olduğu açıklamada Türkiye DAEŞ'in yeniden dirilmesine yardımcı oluyor dedi. Açık net şekilde. Bunun gizli saklısı yok. Dolayısıyla Türkiye'yi bu anlamda da dünya kamu hedefe koyabilirler. Yine Yunanistan'ın kara sularını 12 mil'e çıkarması için tam bir fırsat olarak görebilirler. Ve Yunanistan bundan cesaret alarak e, sularını e, kara sularını 12 mil'e çıkarır ve Türkiye'ye karşı da değerli dostlar bakın bir savaşın içerisine Girebilir. Yunanistan da onların umurunda değil. Dolayısıyla bakın dolayısıyla Türkiye'ye burada ciddi zararlar vererek Orta Doğu'daki paylaşıma ya da Orta Doğu'daki yeni düzene razı edebilirler. Bütün maksat bu. Türkiye, hedef Türkiye dediğimiz şey bu. Aynı zamanda dikkat edin her türlü provokasyona e, göre her türlü provokasyona rağmen Türkiye'yi Ukrayna'daki savaşa müdahil edemediler. Karadeniz'e salınan efendim işte o e, deniz bombalarını düşünün, mayınları düşünün, Rusya ile olan bir takım faaliyetleri düşünün, Suriye'deki Rus uçağının düşürülmesini hatırlayın vesaire filan. Bunların hepsi bakın Türkiye'yi esasında e, Rusya ile karşı karşıya getirmekti o dönem e, ve özellikle de Karadeniz'i kullanarak Türkiye'yi savaşın içerisine sokmaktı Ukrayna savaşının içerisine ama bunu başaramadılar. Şimdi şimdi Orta Doğudaki büyük projeyi harekete geçirmek için. Türkiye'nin başına bir çorap örüyorlar. Dikkat edin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya iki tane büyük savaş gemisi gönderdi demiştik değil mi? Bu savaş gemisi, savaş gemisi özellikle USS Gerald Ford gemisi, uçak gemisi nerede demirledi? Türkiye'nin doğalgaz arama, tarama çalışmaları yapmak için orada bulunan Sultan Abdülhamit Han gemisinin yanına demirledi. Bakın bu çok çok önemli. Bu bir başlı başına mesaj. Ha diyeceksiniz ki ne yapabilirler? Yani bunlar bizi mi öldürecek? Hayır asla. Türk milleti en zor dönemlerinde Birinci Dünya Savaşı'nda mücadelesini vermiştir. Ve 7 düeli Çanakkale'de suların altına gömmüştür. O yüzden bizim korkumuz yok. Korkumuz şu. Bizi bir oldu bittiye getirerek bu Filistin-İsrail Savaşı'nın içerisine çekmek, ve dolayısıyla burada Orta Doğu'da yapılacak büyük planı Türkiye üzerinden gerçekleştirmek ya da Türkiye'de bu savaşın bir planı yapmak. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Yoksa bizim kimseden korkumuz yok. Devletimize güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, ordumuza güveniyoruz. Biz kendimize güveniyoruz ve bu savaşı Allah'ın izniyle sağ salim atlatacağız. Aklı selimle atlatacağız. Önemli olan şey bu. Burada o yüzden hep altını çiziyorum. İtidalli davranmak lazım. Evet tarafsızlık diye bir şey yoktur. Özellikle bugünlerde çok tartışılıyor. Efendim tarafsız da Evet tarafsızlık diye bir şey yoktur. Objektif olmak vardır. Vicdani olmak vardır. Ama tarafınızı belli edersiniz. Bu şu demek değildir. Yangına körükle gitmek ya da olaya müdahil olmak ya da savaşa direkt girmek ya da bir tarafı doğrudan seçmek. Böyle bir şey yok ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de zaten bunu yapmıyor. Ne yapıyor? İki tarafla da görüşüyor, konuşuyor, diplomasiyi işletiyor. Ama aynı zamanda da yapılan zulme, yapılan haksızlıklara karşı çıkıyor. Çıkması da gerekir. Türkiye bu işin içerisinden karlı olarak inşallah çıkacak. Yeter ki aklı selimi kullansın. Yeter ki içeride birlik ve beraberliğimizi sağlayalım. Yeter ki bunu siyasi siyaset üstü bir mesele olarak görelim. Değerli dostlar bugün de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.